Canım. Şimdi uyanabildin mi? Uyandım herhalde. O balı yapmak için çok çalışıyoruz ve sen onu yiyorsun. Sadece tozuyordum. Başka bir şey yapmadım. Ben anlamam. O balı yememeliydin. Kendi yemeğini kendin bul. Şimdi git buradan. Hadi git. Sinirlenme, tamam. Bir daha balınızı asla almam, tamam. Gidiyorum. Hadi oradan. Seni tanıyorum. Gelin arkadaşlar, şuna bir ders verelim. Yardım edin. Balıya ne oldu acaba, çok merak ettim doğrusu. Bilmiyorum. Canım yanıyor. Bak Şof, sanırım Alex'i çağırmalısın. Haklısın. Bu arılar paylaşmayı hiç sevmiyorlar. Ballarını almamalıydın. Merak etme, Alex seninle ilgilenir ve düzelirsin. Umarım çabuk gelir. Alex. Evet, ne oldu? Bir yardımına ihtiyacın var. Olayı anlatırsan nasıl yardım edeceğimi bilebilirim. Balu'ya arılar saldırdı. Yine bal mı çaldım? Şahı asla vazgeçmeyecek. Ha, bu arada Buckshot, arılar onu soktu mu? Hadi Buckshot, söylesene. Hey, sana soruyorum. Oo, hem de her yerini. Tahmin ettim. Özel ilaçlarımı almalıyım. Beni biraz bekle, tamam mı? Eğer sırtında gidersen daha çabuk varırız, tamam. Tamam, tam orada dur. Hadi Alex, gidelim. Bu çok acıyor. Nerede kaldınız? Gelebildiğimiz kadar hızlı geldik. Arılardan yine bal mı çaldın Balu? Yapmamam gerektiğini biliyorum ama çok acıyor. Çok. Balı çok seviyorum ve dayanamadım. Çok şanslısın, senin için bir ilacım var. Bak. Çok acıyor Alex. Her birine bir tane koyacağım. Hadi. Bebek olma, çok fazla bastırmıyorum. Ve işte çok komik oldum. Ama sana çok yakıştı. Evet, eminim bu tam benim rengim. Gerçekten şimdi daha iyiyim. Gülmeyin ama, bu sizin de başınıza gelebilirdi. Dinleyin, dinleyin çocuklar. Eğer balı benim kadar çok seviyor olsaydınız, siz de dayanamazdınız. Evet, bu çok iyi bir açıklama. Dayanması gerçekten çok zor. Ve bütün ayılar balı çok sever. Balı çok sevdiğini biliyorum Balu. Bunu herkes biliyor. Fakat çocuklara bu saçmalıklar dışında daha yararlı şeyler öğretebilirsin. Öyle değil mi? Ha? Daha iyi şeyler öğretmelisin. Hayır, bu saçmalık değil. Lütfen üzülme Balu. Bu seni çok komik yapıyor.
Ama hala canım yanıyor. Aşırı istekler her zaman acıdır. Tamam mı? Hadi gelsin, ben sana nasıl yiyecek bulabileceğini göstereceğim. Hey. Güle güle. Dikkatli olun. Güle güle. Ne haber Bakçam? Simba için çok mutluyum. Hadi gel Baloo, gidelim. Hadi gel Simba. Tamam, işte buradayım. Kaybolmamaya çalışın. Yeğeninin, iyi avlar. Simba, zıplamayı bırak ve sakince yürü. Peki. Simba, beni çok iyi dinlemeni ve anlattıklarımı hep hatırlamanı istiyorum, tamam mı? Peki, dinleyeceğim Bagheera. Hava çıkarken bütün duyuların açık olmalı ve geliştirmen gereken ilk duyu koku alma duyusudur Simba. Bunu sakın unutma. Bu seni avına götüren ilk yoldu. Görüyor musun, koklayabiliyorum. Çok iyi. Sanırım yakınlarda bir tavşan var. Fakat sadece koklayarak başarılı olamazsın Simba. Sana bir tavşan geçtiği yolda nasıl izler bıraktığını göstereceğim. Şunları görüyor musun? Ezilmiş yapraklar. Evet, belli ki bir tavşan yapmış. Çok haklısın. Kokla, yaklaşıyoruz. Evet, çok iyi gidiyor. Bu yuvasının girişi. Yakında dönerler. Bizim yapmamız gereken sabırlı olup durmak ve beklemek. Neredesiniz tavşanlar? Neyse, şimdilik tavşanları bırakalım. Ama niye Bagheera? Bugünlük ihtiyacın kokuyu tanımaktı, tamam mı? Bu buckshot'un kokusu. Yaklaştın Simba, ama bu buckshot'un kokusu değil. Her hayvanın ayrı bir kokusu vardır. Bu bence büyük bir geyiğin kokusu. Onun nerede olduğunu bulabilir misin? Ha? Evet. Sanırım şu taraftalardı Simba. Hadi. Görüyor musun, hepsi o. Niye dövüşüyorlar? Kazanan sürünün lideri olur Simba. Bunu sakın unutma. Peki ya kadınlar ne oluyor? Evet, doğanın kuralı böyle. Sadece erkekler sürülerin başında geçerler. İşte bak, dişilerin en güzeli dövüşü yakından istiyorlar. Gördün mü? Çok güzel değil mi? Evet Simba. Daha öğrenecek çok şeyim var. Şimdi hangi hayvanın izini süreceğiz, söyler misin? Çok merak ediyorum doğru. Şimdi de taze suyu bulmaya çalışalım Simba. Peki olur. Buckshot'un başı dertte. Ona yardım etmeliyiz. Evet. Bu senin altın çizgin olabilir. Bu da ne demek? Söyler misin lütfen? Aynı zamanda içgüdü denilen şey. Tanımlanması biraz güç. Bunu ta içinden hissedersin.
bir şeyin olup olmadığını anlarsın. Bu seferki doğru. Gitmem gerekiyor. İnan bana. Tamam, içgüdülerine güven. Ona rehberlik et. Dikkatli ol. Onu izlemem gerekiyor. Onu kurtarmalıyım. Yapmayın. Yapmayın. Durun. Size göstereceğim gününüzü. Hayır. Gel buraya. Şimdi görürsünüz. Gel buraya. Burası bizim ülkemiz. Gel buraya. Olamaz. Burası bizim ülkemiz ya, niye yapıyorsun? Size başkalarına saygılı olmanız gerektiği öğretilmedi mi? Yanlış kimsenin peşindesin Simba. Senin izlemen gereken Şirkan. Bütün emirleri o veriyor. Biz suçsuzuz. Anlıyor musun? Hiçbir şey yapmadık biz. Hareketlerine dikkat et korkak maymun. Evet, bunu hemen haber vermeliyiz. Hemen. Sana artık bir şey yapmayacaklar. Ben. Canını acıttılar mı? Unutma, ben sadece efendimin isteklerini yerine getiriyorum. Bir gün büyüyünce efendini yerinden edeceğim. Bunu ona söyle. Anladın mı? Bunu ileteceğim. İyi olacaksın. Hadi şimdi Alex'e gidelim. O sana bakar dostum. Teşekkür ederim. Evet. O bir gün çok büyük bir kral olacak. Yürüyebiliyor musun? Peki tehlikede olduğumu nasıl anladın? Begira ile avlanırken birdenbire bir şeyler hissettim. Hissettin mi? Begira bunun 6. his olduğunu söyledi. Evet, senin tehlikede olduğunu anladım. Hadi gidelim. Güneşte biraz dinlenelim mi? Ah, çok güzel fikir. Gerçekten çok yorgunum. Canın acıyor mu? Hayır, şimdi iyiyim. Niye otların üzerine oturup güneşi seyretmiyoruz Buckshot? Peki, yapalım. Ha, bu harika. Benim gözlerimi acıtıyor. Merhaba. Hey, bunu yapma. Rahatsız oluyorum. Hadi yapma lütfen. Sana kimse güneşe doğrudan bakmamanı söylemedi mi? Bu çok tehlikeli. Gözlerine zararlı Simba. Buna dikkat etmelisin. Ya, beni rahat bırak lütfen. Güneşin gücünü kendim bulmak istiyorum, anladın mı? İstediğini yap. Ama güneş gözlerini yakarsa hiçbir şeyi göremezsin. Dinlesen iyi olur Simba. Güneş gözlerine zarar verebilir. Deneyimi bitirmek istiyorum. Söyle bana Güneş, niye bu kadar sıcaksın sen?
benim gücümün sırrını asla çözemezsin. Eğer dikkatli olmazsan sıcağım sana zararlı olabilir. Aa, inanılmaz. Güneşe devamlı bakamıyorum. Gücüm sonsuzdur. Simba! Simba! Simba, güneşe dikkatli bakman gerekiyor. Neden Ludwig? Güneşin arkadaşım olduğunu söylemiştim sana. Evet, fakat güneşe meydan okumamalısınız. Oo, gerçekten mi? Evet, o çok güçlüdür. Güneş olmasaydı doğa, ağaçlar, otlar, böcekler, kuşlar olmazdı. Hiçbir şey olmazdı. Ona saygı göstermelisiniz. Şimdi size güneşe devamlı bakan birinin hikayesini anlatmak istiyorum. Güzel güneş, gücünün arkasındaki sırrı bana anlatır mısın? Çok teşekkürler. Çünkü senin sayende derim her zaman parlıyor. Senin diğer varlıklardan farkın nedir? Biliyorum. Fakat güneş, lütfen bana gücünü anlat. Yardım et. Yardım edin. Göremiyorum. Göremiyorum. Kör oldum. Göremiyorum. Göremiyorum. Güneşe meydan okudun değil mi? Bekle, Alex'i çağırayım hemen. Göremiyorum. Bekle diyorum. Şimdi sana yardım etmem gerekiyor. Evet, bir dakika bekle. Hayır. Alex! Alex! Evet? Alex! Hemen gel, yardıma ihtiyaç var. Tamam, geliyorum. Bak! Bak! Alex geldi. Alex, lütfen bir şeyler yap, lütfen. Deneyeceğim. Buraya gel. İstediğin her şeyi yaparım Alex. Bu önemli değil, fakat yapabileceğim hiçbir şey yok. Üzülme hayatım, sana yardım edeceğim. Senin gözlerin olacağım. Şunu üstüne koyalım. Güneşe çok uzun süre bakmış ve şimdi bunu ödeyecek. Kör kalacak. Üzülme hayatım, her zaman yanında olacağım. Senden hiç ayrılmayacağım. Üzülme, lütfen üzülmeni istemiyorum. Hep kör kaldı. Çok üzücü. Hikayenin özünü anladın mı? Asla güneşe bakıp ona meydan okumayın. Çok iyi anladık. Bugün çok şey öğrendim doğrusu. Şimdi gitmeliyim. Kendinize iyi bakın, tamam mı? Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Bizi merak etmişlerdir Simba. Hadi eve gidelim. Hadi çabuk ol. Simba, hoş geldiniz başkan. Sonunda gelebildiniz. Merak etmeye başlamıştım. Özür dileriz anne kurt. Bugün çok meşguldük. Bugün çok şey öğrendim. Orman ve ormanın yaratıkları çok güzeldi. Doğrusu çok şaşırtıcı şeyler öğrendim. Biz de büyüyünce senin gibi olacağız Simba. Bak Şahat tatlım, ne oldu sana? Maymunlar beni sıkıştırdılar, biliyor musun? Gerçekten mi? Bunu niye yaptılar peki? Bana her şeyi anlatmalısın. Kendini koruyabildin mi? Simba neredeydi? Ben Begira ile av dersindeydim ve tavşanları izledik. Evet, av dersleri. Peki bunu sevdin mi? Evet, fakat Bakşot hakkında kötü şeyler hissettim.
Bana ihtiyacı olduğunu anladım. Altıncı hissini bulmuşsun. Evet, ben de bunu söyledim. Küçük Simba diğer beş duyusunu geliştirmeden altıncı hissini buldu. Evet, böyle bir şeyin daha ilk derste olması çok güzel. Büyüyünce tıpkı baban gibi olacaksın. Onun gibi güçlü ve yardımsever. Hey Bokşen, ne oldu söylesene bize. Evet, Simba beni o maymunlardan kurtardı. Ufaklıklar hadi gidin, bir an önce Alex'i çağırın bakalım. Hadi. Çabuk olun, bekliyorum. Geliyorum ben de. İyi olacak mı? Elbette, bu çok ciddi değil. Sahi mi? Ah. Babasına benzediğini düşünmüyor musun? Ama özgürlüğüne çok düşkün. Öyle değil. Meraklanma. Doğan ona her şeyi öğretir. Simba hayatı öğrenmeye başlamıştı. Arkadaşları ona hareketlerinin sonunu tahmin edebilmesi için duyularını kullanmayı, saygı göstermeyi ve barış içinde yaşamayı öğretiyorlardı. Büyüyünce Simba'nın gücünü ve bilgisini ailesi ve akrabaları için kullanacağını göreceğiz. O zamana kadar hoşça kalın.